Çok kıymetli Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz Rahip Ünal Beyefendi, çok kıymetli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Akbaşoğlu Beyefendi, çok kıymetli milletvekillerimiz, çok kıymetli belediye başkanımız, çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partimizin il başkanı Bekir Sıtkı Tarım Beyefendi, çok kıymetli kurucu il başkanımız İbrahim Keskin Beyefendi, çok kıymetli önceki dönem il başkanımız Haydar Revi Beyefendi, Niyazi Sürmen abimiz, eski belediye başkanımız, çok kıymetli önceki dönem milletvekilimiz Ayşe Sula Köseoğlu hanımefendi, çok kıymetli belediye başkanımız Asım Aykan abimiz ve kurucu ilçe başkanlarımız, değerli ilçe belediye başkanlarımız, çok kıymetli belediye meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, mahalle teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, hepiniz genişletilmiş il danışma toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti'mizin başarılarla dolu 20 yılında emeği bulunan siz değerli teşkilat mensuplarımız, bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekillerimizin katılımıyla genişletilmiş il danışma meclisi toplantımıza yaraşır bir birliktelikle Türkiye'yi ve Trabzon'umuzu 2023 hedeflerine taşıyacak, yeniden destanlar yazacak siz değerli mensuplarımızla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan partimiz, aşkın al koşanların gönlüyle, ilmiyle ve samimiyetiyle hizmet edenlerin, her karış toprakta iz bırakanların sayesinde milletimizin gönlünde kısa sürede o kadar büyük bir yer etti ki bu sevgiyle bir yıl sonra iktidara geldi ve 3 Kasım 2021 tarihinde bu zaferimizin 19. yılını kutladık. Dile kolay. İktidar partisi olarak milletle dolu dolu hizmetle geçen tam 19 yıl ve burada hepimiz AK Parti'mizin iktidara gelişinin 19 yılını millete hizmet yolunda geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. AK Parti'miz 20 yıldır her seçimde başarı elde etmiş, Türkiye'ye çağ atlatmış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sessiz devrimi gerçekleştirmişse, bunun arkasındaki en büyük güç milletimizin büyük umutlarla liderimize ve teşkilatlarımıza güvenerek teveccüh göstermesidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de devrim niteliğinde büyük bir dönüşümü başlattık ve hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği dev projelere imza attık. Yalnızca sağlık alanında büyük hizmetler bile bu iktidarı baş tacı etmeye yeter. Şöyle bir düşünelim değerli dava arkadaşlarım. Dünün imkansızlıklarla dolu sağlık sisteminde hastanede rehin kalan, cenazesine dahi ipotek koyulan milletimiz için bugün sizlerin de basında şahit olduğunuz gibi köy yoluna dahi ambulans helikopter indiriyoruz elhamdülillah. Dün tek gidiş geliş olan yollardan aldığımız kara haberleriyle sarsılırken bugün yol yaptığınızda yolu mu yiyeceğiz diyenlerin Ferhat gibi deldiğimiz dağlardan, duble yollardan, köprülerden, tünellerden, otobanlardan nasıl keyifli yolculuklar yaptığına hep birlikte şahit oluyoruz. Dünün Türkiye'sinde ülkemizin geleceği çocuklarımızı yetersiz ve kalabalık sınıflardan alıp bugün masalarının üstünde onları hazır bekleyen ücretsiz kitaplarla her türlü imkan ve donanıma sahip okullarda eğitime bizler kavuşturmadık mı? Sözde bir demokrasi içinde sağdan sola savrularak hor görülen, devletin kapısının önünde
hazır orada bekletilen, ülkenin zor ve pis işlerinin layık görüldüğü, yalnız şehit olunca alkışlanan Anadolu'nun vefakar insanlarını kamusal alan palavralarıyla, başörtüsü yüzünden evlerine kapatılan Anadolu'nun saygıdeğer kadınlarını kim baş tacı yaptı? Dün başörtülü kız çocuklarının ağzını kapatarak senin konuşma yaptığın yok diyerek sesleri kesilen, sözde ikna odalarında kendilerince terbiye etmeye çalıştıkları evlatlarımızın eğitim haklarını gasp ederek yere döktürdükleri gözyaşlarını kim sildi? Dün peygamber ordusu diye kabul ettiğimiz, vatana hizmet etmek için büyük umutlarla girdiği asker ocağında belki de bir süre sonra şehit olacak genç subay evladının mezuniyet törenine alınmayan başörtülü annelerimizin başını iade-i itibar edercesine bugün başörtülü bir genç subaya Genelkurmay Başkanı tarafından ödül verdirerek kim ayağa kaldırdı? Değerli dava arkadaşlarım, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya, dizelerine nazire yaparcasına dün sinek uçuramadığımız coğrafyamızda bugün İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız, atak helikopterlerimizle, yerli ve milli savunma sanayimizle cesur ve kararlı bir şekilde terörün ve teröristlerin tepesine kimin liderliğinde çöküyoruz? Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye nereden nereye geldi? Dün hayal edemediğimiz birçok şeyi bugün yapıyoruz. Bizlere bu günleri nasip eden Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Liderliğinde bu günleri gördüğümüz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Rabbim sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin. Bizleri de samimiyetle, umutla, ilk günkü aşkla onun davasına, mücadelesine hizmet edenlerden eylesin inşallah. AK Parti'mizin değerli teşkilat mensupları, değerli dava arkadaşlarım, AK Parti teşkilatları büyük fikirler, kutlu idealler, Türkiye sevdasının izinde sevgiyle, kardeşlikle, ilim ve ilfanla geleceğe yürüyen gönüller demektir. Sevda sürmedeki bu davada yolcu, teşkilat okuru, sevgilim kurtu, Türkiye'yi daha adil bir davanın öncüsü olarak 2023'e taşıyacak olan kadrolar işte bu hizmet sevdası kadrolardır. Bu sebeple yapılan bunca emeği küçük ihtiraslar yüzünden heba etmek asla düşünülemez değerli dava arkadaşlarım. Bizler her birimiz birer dava adamıyız ve bu davanın liderliğini yürüten Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına hizmet etmekteyiz. Bizlere yakışan Cumhurbaşkanımıza, davamıza, partimize ve bugüne kadar yaptığımız tüm hizmetlere sahip çıkmak ve kazandığımız tüm haklarımızı muhafaza etmektir. Bugün gelmiş olduğumuz bu noktada yapılan binlerce hizmet yok sayılabilir mi? Tüm bu yapılanlara 20 metre, 30 metre beton yol dökülmedi diye küsülür mü? Bugüne kadar yaptığımız yatırım ve hizmetleri bir su sayacından geçirecek olsak milletimizin kazancı lehine çıkan faturası sizce ne kadar olurdu? Evet, ülke olarak ve dünya olarak pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz. Bakın bugün milletimize ücretsiz olarak devletimiz tarafından yapılan bir doz aşının maliyeti ne kadar biliyor musunuz değerli dava arkadaşlar? 105 lira. 3 doz olarak düşünün ve Türkiye'de şu ana kadar yapılan aşılamanın 115 milyon doz olduğunu düşünün. Bu maliyetlerin altından kalkmak o kadar kolay değil. Ama inanıyorum ki 19 yıllık iktidarımız boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz yatırım ve hizmet altyapısı ile birlikte bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğiz inşallah. 2023 seçimlerine ramak kala
küresel güçler ve yerli işbirlikçileri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde partimize adeta savaş açmış durumdalar. Her türlü hileyi, yalanı, dezenformasyonu kullanarak Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'mizi birbirinden uzaklaştırıp yıpratmaya çalışıyorlar. Birlik ve beraberliğimizi ne kadar güçlendirirsek, partimiz de o kadar güçlü, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan da o kadar güçlü olur. Bizler liderimizden almış olduğumuz güçle daha adil bir dünya mümkün düsturuyla medeniyet nöbetini devralmaya ve daha adil bir dünya inşa etmeye hazırlanan Türkiye olarak 3 Kasım 2002'de aldığım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Devam eden millete hizmet yolculuğumuz bugün Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenip kararlı bir şekilde devam ediyor. Bu mücadeleyi daha ileriye taşımak için her birimize büyük görevler düşüyor. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, mahalle ilçe başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle, mahalle başkanlarımızla, kadın ve gençlik kolları teşkilatlarımızla birlikte 2023 seçimlerine kadar gece gündüz demeden çalışmak zorundayız, çalışmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli teşkilat mensuplarımıza, İl Danışma Meclisi toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor. Toplantımızın başta Trabzon teşkilatımız ve AK Parti'miz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hep birlikte yeni hedef